herkese. Amasya Spor Salonu'ndan yeniden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Üçüncü günde kaldığımız yerden devam ettiğimiz salon hokeyinde Nizip Zeugma ile Polis Gücü karşı karşıya gelecek. İki takıma da başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Polis Gücü şu anda ikinci sırada yer alıyor Selçuklu'nun. Ardından onlar ikinci sıradalar. Tabii bu maçı kazanmaları gerekiyor ama Selçuklu averajla birlikte büyük ihtimal liderliğine devam da edebilir. Nizip Zeugma'nın ise 21 puanı var. Onlar kazanırlarsa averajla birlikte 24 puan yapıp Suruç'un önüne geçerek kendilerini yeniden playoff'ta bulacaklar. Bizler ise kadroyla devam ediyoruz. Polis Gücü'nün kadrosu 1 Ali Akın Özkılıç, 4 Muhammed Aslan Sarı, 5 Hakim Taşar, 6 Furkan Mehmet Özkılıç, 7 Müslüm Ela Göz, 8 Mehmet Akif Çetiner, 9 Celal Aydın, 17 Batuhan Yağcı, 21 Müslüm Ekinci, 22 Necip Çilkız, 28 Tolunay Kasım, 31 Muhammed Ali Keltil, antrenör Yusuf Kasım. Polis Gücü'nün kadrosu bu şekilde. Nizip Zeugma'ya dönecek olursak 1 İbrahim Şamil Köşker, 2 Cihan Korkmaz, 6 Kerem Özdemir, 7 Aydın Şahin, 8 Hasari Erdoğan, 9 Halil Demir, 10 Halil İbrahim Öztürk, 12 Cevdet Çelik, 16 Onur Açıkgöz, 17 Ömer Anıl Karakuş, 18 Emre Durmuş ve 27 Kamil Dönmez, antrenör Yunus Şahin. Karşılaşmanın sağ hakemleri Mahmutcan Çilkız, Fahri Açıkgöz, yaz hakemi Aybegül Kökmen, süre hakemi Nazlıcan Şahin, rezerv hakem Muhittin Gözey, baş hakem doçent Doktor Ali Yıldırım. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Polis Gücü Necip, Muhammed, Hakim, Ali Akın, Celal, Furkan altısıyla sahadalar. Nizip Zeugma'ya bakacak olursak. Onlarsa Şamil, Kerem, Hasari, Onur, Halil İbrahim, Ömer Anıl kadrosuyla takip edeceğiz. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Umarız güzel, keyifli bir karşılaşmayı sizlerle birlikte geride bırakacağız. Böyle olmasına öncelikle ümit ediyorum. Ve karşılaşmanın hakemlerinin düdüğüyle birlikte maçın santrası yapıldı. Muhammed Hasari. Hasari pasında Kerem. Onur. Ömer Anıl avantajı oynattı hakem. Ali İbrahim. Yükseklik kazandı ve serbest vuruş. İşte burada serbest vuruş kararı geldi. Hakimle kullandı Polis Gücü. Günün ilk karşılaşmalarına takımlar adına da bakalım isterseniz. Baskı devam ediyor. Hasari'den ardından ayakla müdahale var. Polis Gücü 5-4 Gökbörü'yü yendi. Nizip Zeugma ise 7-3 Alan Yıldızları'nı yenerek iki takım da galip ayrıldılar ilk günden. Öyle bir baktı tüm takım hakemlerin kararına, ardından da vuruşlarını gerçekleştirdiler. Muhammed. Tamam, ortaya. Evet. Şimdi. Gel Ömer, gel Ömer. Evet, kendi sağa, kendi sağa. Furkan. O pozisyonda bir penaltı korner beklediler. İşte atılan uzun pas
vurdu ama Nizami karşılamış onu. Gelen. Top kaybı İbrahim. Pası Ömer Anıl'a yüksek. Bundan atıldı. Pozisyon devam etmedi. Onur hasarıyla paslaşıyorlar. Kerem. Halil İbrahim faul bekledi. Şimdi o faul dediği çalındı. Karşılaşmada 3 dakikalık filmi geride bırakıyoruz. 0-0 geçtikler karşılaşmada ve serbest vuruşuysa Onur'la birlikte Nizibze Yugma kullanıp ardından topu kaybettiler. Celal. Yüksek top. Bundan ötürü de serbest vuruşu Nizip Zeyukma kullanacak. Ama geriden kullanılması yönünde uyarı geldi. Onur kullanıyor. Üst üste serbest vuruş kullanan ekip Nizip Zeyugma oluyor. Polis gücü karşısında 0-0'lık eşlik var. 4 dakika 3 saniye ise geride kaldı. Günün ilk bölümünü galibiyetle kapatan ekiplerin mücadelesi. Takip ediyoruz. Dışarıya çıktı. Bu top. Herkes geçerek dışarıya çıktı ama Hasari ise o pozisyonda bir faul düdüğü beklemişti. Onur alt atışını kullandılar. Hasari. Muhammed bıraktı. Bir kez de ters korktan dışarıya çıktı. Muhammed. Celal'le paslaştılar. Baskı vardı Kerem'den Ali'ye. Ali faul bekliyor ama Zeyugma kullandı. 3 metre itiraz olacak büyük ihtimalle. Bakalım olup olmayacağına bekliyoruz. Sonrasında bu itirazdan vazgeçtiniz Zeyugma. Kerem. Celal. Onu vuruşu out. Daha dikkatli olmaları yönünde de Mahmutcan Tilkız oyuncuları uyardı. Ali kenara geliyor. Müslüm Elagöz oyun alanında. Birazdan Müslüm ikinci de sahada olacak. Ömer Anıl. Pası geriye Hasari. Onur. Celal. Pası geriye Muhammed. Hasari. Yüksek top çıktığı için serbest vuruş kullandılar. Ardından topu kaybettiler. Ömer Anıl'la hızla girdiler. Sörk'la. Savunmadan dönen top Kerem. Karşıladılar. Ama Kerem'den Sörk'ün içine gelen top yüksek. Bundan ötürü de serbest vuruş. Polis gücünün hakim kenara geldi ve Müslüm ikinci oyun alanında. Üstünden çıkma.
Çık! Düşündürtme! Orada Ömer Anıl'ı geçemedi. Ömer Anıl circle'dalar. Ömer Anıl çevirdi. Kerem'i geçti. Ters bor. Kerem. Savunmanın müdahalesiyle korner işaret edildi. 0-0'lık eşlikse devam ediyor. Sakin, sakin gözler. Hey, Ömer gel, Ömer gel. Boşa çık. İbrahim Kerem, İbrahim Kerem. Boşa çık, boşa. Boşa çık, gözler kendini. Halil İbrahim. Baskı var. Ardından bu top. Furkan'dan dışarıda ve taç. Cihan'dan İzbize Yılgınma'da oyun alanında olacak. İlk periyodunda henüz gol takip edemediğimiz karşılaşmada 1 dakika 50 saniye var. Celal circle'a girmeden bu topu uzaklaştırdılar. Kerem geçler rakip yaralana. Hasari onu geçti top. Hüsnü. Yılgınma'dan top doğrudan dışarıya çıkmasıyla ağır topçunu kullanıyor. Polis gücü. Ömer tepkiye gel. Biraz gel Ömer. Ömer ortaya da rak Ömer. Git yavaş yavaş git. Müslüm ikinci. Evet. 57 saniye var. Muhammed. Evet evet evet. Evet buraya at buraya at. Serbest vuruşunun yerinden kullanılması söylendi. Celal'e uyarı gelecek. Onun yaptığı faul neticesinde serbest vuruş kullanacak. Gizip Zeyukma. İşaret geldi ve serbest vuruş kullanıldı Cihan. Son 40 saniye kaldı. 0-0 geçtik. Devam ediyor. Muhammed. Ya çık. Bir kez daha Müslüm. Evet gel orada kal gel. Evet gel. Evet. İki Müslüm adaşlar paslaştılar. Hasarı karşıladı. Avantajı oynattı hakem Celal. Pası bıraktı geriye Müslüm. Yüksek top. Son 4 saniye var. Karşılaşmanın ilk periyodunda polis gücü 0, Nizip Zeyutma 0. Aradayız Aran Erdoğan. İkinci periyotta sizlerleyiz. İkinci periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmanın ikinci periyoduna başladık. İlk periyodu golsüz eşitlikle geçti karşılaşmanın. Herhangi bir penaltı korner pozisyonu olmadan ilk 10 dakikalık dilim geride kalıyor. Hasari. Kerem'i geçti top. Müslüm. Selçuklu Belediyesi 92 averajla 41 puanla lider. Polis gücünün 38 puanı var. 79 averajları. Aferin, aferin, aferin. Bravo, bravo.
alanda da bakıldığı zaman rakip yarı alanda daha çok zaman geçirense Nizip Zeyukma. Ömer Anıl, Kerem. Hey hey, zorlamayalım. Bismillah Göz. Sorkulda Ali'yi düşündüler. Ali'ye gelmedi. Top serbest vuruş kullanıyorlar. Müslüm. Ömer Anıl. Cihan'dan araya girerken Ali orada o da faul yaptı. Hasari. Kerem. Ömer Anıl. Geriye bıraktı pasını. Çok iyi sıyrıldı Ali. Ama son çizgide oyun alanında tutamayınca topu. Alt atışına Nizip Zeugma kullanacak. Halil İbrahim ve Aydın ikilisi Nizip Zeugma'da oyuna girmek için bekliyorlar. Kenara gelen isim Ömer Anıl Karakuş. Emre de oyuna dahil olacak birazdan. Cihan. Pas geriye Onur. Hasari. Aydın. Orta alan Kerem. Paslaştılar Onur. Hasari. Cihan. Ayakla müdahale var. Serbest kullandı Muhammed. Celal. İleri uçta Ali'yi düşündü ama orada savunma dikkatli. Hasari. Celal çevirdi. Müslüm. Ağlara giden gol geçerli değil. Emre. Onur. Hasari. Halil İbrahim. Emre. Ayakla müdahale sonrasında Müslüm serbest vuruş kullanacak. Muhammed kenarda, hakim oyunda. Birazdan Furkan da dahil olacak. İkinci periyotta 6 dakika 22 saniye var. Gol yok. Mücadele var. Stres var. Gerginlik henüz neyse ki yok. Güzel bir karşılaşma izliyoruz. Onur. Yüksek. Halil İbrahim. Pozisyon tekrar takip ederken sizler yüksek top sebebiyle Nizip Zeugma'nın atağı sonuç bulmadı. Müslüm. Hakim. Baskı var Aydın'dan. Ali. Döndüler sola. Müslüm. Onur karşıladı onu. Müslüm circle'dalar. Halil İbrahim. Aydın. Onun ayağından sekti. Ali'ye yerinden serbest vuruşu kullanması yönünde uyarı geldi. Hakim'le de serbest vuruş kullandılar. Hakim. Müslüm. Halil İbrahim de o sol ayağından hep aynı sakatlığı yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler. Çünkü tırnağında da bir problem söz konusu eğer yanlış hatırlamıyorsam kendisiyle ilgili. Bundan ötürü de sağlıkçıyı oyun alanına davet ettiler. Geçmiş olsun dileyelim. Yine aynı noktadan sakatlık yaşıyor. Beş dakika bir saniyeyi ikinci periyotta bizler geride bırakıyoruz. Eşitlik henüz karşılaşmada bozulmadı ve gol yok.
Halil İbrahim'in sakatlığı sebebiyle de oyun durdu. Halil İbrahim ise şu anda sekerek kenara geliyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Onun yerine ise Cihan Korkmaz oyun alanında. Müslüm. Müslüm Ekinci. Hakim. Müslüm Elagöz. Müslüm Ekinci. Hakim. Baskı var. O baskıdan Ali ile topla buluştu. Furkan. İki kardeş paslaşmasını takip ettik. Müslüm. Her iki takımın bench de uyarılarına karşılaşmada devam ediyor. Müslüm. Hakim topu çıkarırken Ali'ye yüksek geldi. Onur kenarda, Hasari oyunda. Bırak topu, dön. Celal ve Muhammed de yeniden oyun alanında olacak polis gücünde. Müslüm. Hakim. Furkan yüksek top. Beraber. Yine yüksek top sebebiyle. İki takım da şu bölümde yüksek toplara takılıyor. Muhammed. Müslüm. Celal. Gündüz seansında da polis gücü Gökörü ile karşılaşırken zorlu bir maç geçirmişti. Şimdi rakipleri Nizip Zeugma karşısında da böyle bir karşılaşma geçiriyorlar. Yine yüksek top. Topun yükseldiği bölümden serbest vuruşu kullandı Asari. Kamil. Emre. Kaleci Necip'ten döndü top. Müslüm Ekinci. Kerem karşılıyor onu ve serbest vuruş henüz Müslüm yerden kalkamadı ama hakem de şimdi sağlıkçıyı mı çağıracak diye baktım. Hayır, süreyi durdurdu. İyi misin diye soruyor. Ona göre sağlıkçıyı çağıracak. Emre kenarda. Ömer Anıl oyunda. VAR'a gidiyoruz. Bundan ötürü oyun devam etmiyor. Çünkü itme yönünde bir penaltı korner beklentisi var. Hakemler inceleme halinde olacak. Hakemler pozisyonu incelediler. Kerem, Müslüm Ekinci mücadelesinde.
penaltı korner kararı geldi. Çünkü orada bir itmenin olduğu yönünde zaten itiraz vardı. Bu itirazları sebebiyle de polis gücü penaltı korner kullanacak. VAR hakları da haliyle devam edecek haklı oldukları için. Oyunun yönüne göre sol taraftan penaltı korner kullanılıyor. Muhammed de topun başındalar. Celal, Müslüm, Ekinci ve Ela Gözse yayda bekleyen isimler. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner ve Müslüm Ela Göz attığı bu golle karşılaşmada polis gücünü bir sıfır öne geçiriyorlar. Bir penaltı korner sonucunda ilk golü izlemiş olduk biz de. Müslüm Ela Göz ise toplamda 23 gole ulaştı. Hasarı ise doğrudan bu topu dışarıya gönderdi. Bu top borttan sekerek dışarıya çıktı. Bizim de bulunduğumuz alandan çıktı. Neyse ki biz toptan nasibimizi almadık. Doğrudan tribünlere doğru gitti. Topun gelmesiyle birlikte de serbest vuruşu kullandı Asari. Yani daha doğrusu Tacı. Son bir dakika ikinci periyodun tamamlanmasına. Baskı var Cihan'dan. Cihan rakibini ittiği için de uyarı geldi. Müslüm. Ömer Hanım. Son 30 saniye. Celal. Celal Circle'dan vurdu. Bu top oyun alanında. Kerem. Henüz topu uzaklaştırmadılar. 15 saniye var. Serbest vuruş kullanacak. Hasari. Son hücum belki de gelişecek. Derken bu top dışarıda. İkinci periyot sonucu polis gücü 1, Yüzük Yıldırım 0. Karşılaşmada Müslüm Ela Göz'ün penaltı kornerden bulduğu golle ikinci periyot son buldu. Aradayız, aranın ardından üçüncü periyot sizlerleyiz.
3. periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz. Hakim Muhammed, Müslüm, Ekinci Ela Göz ve Ali, kalede ise Necip'le başladı polis gücü. Şamil, Onur, Hasari, Halil İbrahim, Ömer Anıl ve Kerem ise Nizip Zeugman'ın sağda olan 6'sı 3. periyoda giriş yaptı. Onur, Halil İbrahim, üçgen kurup orada Hasari, Onur ve Halil İbrahim paslaştılar. 1-0'lık polis gücünün üstünlüğü var. Müslüm Ela Göz'ün penaltı kornerde attığı golle. Hasari. Ömer Anıl. Aşırtıp vurmayı denedi. Üstten alta çıktı Ömer Anıl'ın bu denemesi. Muhammed. Circle içinde gerçekleştiği için bir penaltı korner beklentisi vardı ama çevrede kimse olmayınca da hakem bunda bir penaltı korner düdüğü çalmadı. Ömer Hanım kaybetti topu. Ali. Beyler basit oyun beyler. Perdeleme sonucunda serbest vuruş kullandı Ali. Müslüm Ela Göz. Şimdi çalındı penaltı korner. VAR'a gidiyoruz çünkü Nizip Zeyguma penaltı korner kararı sebebiyle itiraz etti. Bu kadar basit şey için VAR'ımızı boşa harcıyoruz ya. Pozisyon incelendi ve Nizip Zeugman'ın VAR hakkı devam ediyor. İtirazları neticesinde tartışmalı pozisyon işaret ettiler. Çünkü orada
elindeki eldivenle ilgili bir itiraz zaten söz konusuydu. Devamında da City ile müdahale var diyerek Nizip Zeugma itirazda bulunmuştu. Ve bu karar VAR'dan döndü. Nizip Zeugma'nın itiraz hakkı devam edecek. Olursa paslaşıyor hasar ile. Kerem. Hakim baskı var. Serbest vuruşu verdiler. O noktada sevgili izleyenler. Müslüm. Muhammed. Müslüm Elagöz. Yüksek top. Onur. Kerem top oyun alanında tutamadı ve taç polis gücünün. Müslüm. Serbest vuruş kullanıyorlar. Muhammed. Hakim. Hasari. Kerem borttan destek alıp Hasari ile paslaştı. Onur. Ömer Anıl. Araya girdi Müslüm. Ondan içerdi. Serbest vuruş. Önce oradan çıkış yüksekti hakem. Ve şimdi Nizip Zeugma'dan top yüksek geldiği için serbest vuruş kullandı. Polis gücü 1-0'lık skor devam ediyor. 3. periyotta 4 dakika dilim doldu bile. Hasari orada büyük bir mücadele verdi. Circle'a çevirdiler. Kart kort Ali. Dışarı dışarı Kerem dışarı. Ceren. Müslüm. Hakim. Celal. Orada Halil İbrahim baskıyı kurdular ama faul var. Cihan da oyuna dahil olacak. Muhammed. Celal'e gelen pas yüksek. Hakim kenarda ve Furkan oyun alanında. Polis gücü de bu oyuncu değişikliğini yaptı. Hasari. Onur. Kerem. Bir kez daha Onur. Baskıyı görünce hemen uzun oynadılar. Halil İbrahim circle'a çevirdi. Muhammed henüz topu uzaklaşabilmiş değil. Serbest vuruş Hasari. Kerem. Hasari kaleciden dönen poz. Oradan Kerem. Furkan'la Enis Örkü'den topu uzaklaştıramamışlar. Şimdi penaltı korner kararı geldi. Furkan'ın circle'daki pozisyonu. Şimdi hakemler incelemek için VAR'a geliyorlar. Bakalım karar ne yönde?
Pozisyonu incelediler sevgili izleyenler. Pozisyon incelenmesinin ardından penaltı korner kararı geldi. Diğer tarafta da şimdi polis gücü itiraz ediyor. Yükseldiğini ifade ederek hakem penaltı korneri verdi Nizip Zeugma'ya. Şu anda 3 dakika 55 saniye var. VAR'la geçen bir 3. periyot oluyor bu bölüme kadar. Kerem Onur ve Ömer Anıl iletişim halindeler. Hasarı ise penaltı korneri kullanacak. Tabii bu penaltı kornerle bir beraberlik fırsatını yakaladıklarını belirtelim Nizip Zeugma'nın. İşaret geldi, kullanıldı. Onur ve karşılaşmaya denge geldi. Onur Açıkgöz yine bir penaltı korner ve karşılaşmada bir birlik eşitlik var. Müslüm'ün ardından Onur da bir penaltı kornerde golü buldu. 1-1 savunmayı geçemiyorlar. Ardından duran topta penaltı kornerde rakipleri karşısında her iki ekip de golü buldular. Müslüm. Muhammed. Hasarı karşıladı. Şimdi de ataktalar. Araya girdi Muhammed. Kerem girdi circle'a, çevirdi. Yüksek top mu diye bakıyoruz. Hakemse gelişin yüksek olduğunu ifade etti. İşte bu topun gelişi yüksek. Bundan dolayı da circle içindeki pozisyon ifade edildi. Sizlerse golün tekrarını izlediniz. Bu maçın ardından 3. günde son maçımız Doruk Gökbörü karşılaşması olacak. Günü Gaziantep takımlarıyla kapatıyoruz. Cihan çevirdi. Necip. Ona dönen top Kerem. Müslüm Elagöz. Onur savunmada karşılıyor onu. Müslüm. Çok güzeldi. Celal Aydın. Golü kendi yarattı resmen kaptan. Ve karşılaşmada takımını 2-1 öne geçirdi. Celal de hokeyin meslisi resmen. Orada attığı şık gol skoru 2-1'e taşıdı. Kerem. Hasari. Ali araya girdi ama bu topun yükseldiği ifade edildi. Skor 2-1. Böyle bir karşılaşma olacağını zaten diğer yayınlarda da belirtmiştik. Başa baş geçeceğini. 2-1'lik skor var. 1 dakika 20 saniye var 3. periyodun tamamlanmasına. Onur. Out. Onur kenara geliyor ve Kamil oyun alanında. Kerem. Orada iletişim halindeler. Out kararı verdi hakemler. Celal Aydın da 39 gole ulaştı. Müslüm. Borttan destek alıp Müslüm ikinciyle paslaştı. Baskı var. Üçüncü periyot 18 saniye. Serbest vuruş kullanıyorlar. Kamil. Hasarı çeviremedi. Karşı atak derken yüksek top. Üçüncü periyotta her iki takımda birer gol buldular. Para gidiyoruz. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Bakalım. Vazgeçtiler. Altı salisa var.
Vardan vazgeçti Nizip Zeugma. Ve süre bitti. Üçüncü periyot sonucu Polis Gücü 2, Nizip Zeugma 1. Aradayız, aranın ardından dördüncü periyot sizlerleyiz. Dördüncü periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz. İki birlik Nizip Zeugma karşısında Polis Gücü üstünlüğüyle onların santrasını takip edeceğiz. İki takıma da son 10 dakikalık dilimde başarılar diliyorum. Umarım sakatlık olmadan bu 10 dakikalık dilimi de atlatırlar. Kamil. Hasari. Kerem. Hasari, Kamil, bir kez daha Hasari Erdoğan, Kamil, yüksek top, Kerem'e gelirken yükseldi top, serbest vuruşu kullanıyor, Polis Gücü, Celal, az önce attığı şık golle takımını yeniden öne geçirmişti, Ali İbrahim, karşıladı Müslüm Ekinci, Ali, orada kaleciyi geçemediler. Şamil iki pozisyon üst üste. İşte tekrar izleyelim. Halil'den top dışarıda. Bir buçuk dakikayı geride bırakıyoruz dördüncü periyotta. Serbest vuruşuysa Nizip Zeugma kullanıyor. Halil İbrahim. 3 metre savunma açılmadığı için penaltı korner kararı geldi. İlk golünü de yine bir penaltı kornerde bulan Nizip Zeugma Onur'la skora dengeyi getirmişti. Bakalım bu kez Onur sahada yok. Bench'te. Bakalım nasıl bir penaltı korner kullanılacak. Hasar ile kullanılacak penaltı korner. Kerem, Ömer Anıl ve Kamil. Yayda pas bekleyecek isimler. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Kamil savunmadan döndü top. Celal. Topun geliş yönü işaret edildi. Serbest vuruşu geriden kullanacaklar. Cihan ve Onursa oyuna girmek için bekliyor. Nizip Zeugma'da. Muhammed. Cihan oyunda, Halil kenarda. Ali. Açın, açın, yavur. Sakin. Hasari. Ömer Anıl. Kamil. Cihan.
çevirmek istedi. Orada sabit bir blok söz konusuydu. Muhammed. Celal ve Müslüm paslaşıyor. Muhammed. Ver oraya, ver oraya. Gel, iki, iki. Kamil. Kerem. Bir kez daha Kamil. Hasarı döndü sola Cihan. Furkan da polis gücünde oyuna dahil olacak. Kamil kenara geldiğiniz bize uygulamada. Onur girer girmez topla buluştu. Yüksek top geldi Cihan'a. Serbest vuruş kullanacak Muhammed. Oyunun temposu da giderek artıyor tabii. 6 dakika kaldığı için ve fark bir. Bir an önce beraberliği bulmak adına da baskı yaparak devam ediyor Nizip Zeugma. Kerem. Faul. Serbest vuruşu kullanıyor Nizip Zeugma. Onur. Ve out. Halil İbrahim ve Kamil de oyuna girecekler. 5,5 dakika var maçın tamamlanmasına. Yüksek top. Yaklaşık 15-20 dakika sonra da Doruk Gökbörü karşılaşmasıyla günü noktalayacağız. Normalde 8'de başlaması gerekiyordu ama tüm maçlar sarktığı için bundan ötürü epey bir gecikti o son karşılaşma. O maçı bekleyen izleyicilere hatırlatalım. Ömer Anıl, onun vuruşu ve out. Müslüm ikinci kenara geliyor ve Celal oyunda işte bu pozisyonda top dışarıdaydı. Ali. Ömer Anıl. Onur. Porttan sekti top. Oyun alanının dışına çıktı. Kamil. Kullanlar serbest vuruşu Halil İbrahim. Son çizgideler. Çevirdi Celal karşıladı. Baskı devam ediyor Kamil. Koşusu var Ali'nin. Kaleci topu uzaklaştırdı Müslüm. Ali. Kalecinin üstünden aşıkmak isterler. Şamil geçit yok ve Müslüm Elagöz ona yenik düştüler. Müslüm Elagöz kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı ama bizler ise itiraz sebebiyle VAR'a gidiyoruz. Adam 9 numara ayağıyla itiyor, penaltı pozisyon incelenmesinin ardından gol verildi ve skor 3-1. Müslüm de penaltı korneri sandık hocam dedi. Orada değişik bir
durum söz konusu oldu. Aslında hakem golü verdi. Ben de gol olarak algıladım ama orada Müslüm penaltı korner sandı. Skor 3-1. İlginç bir an yaşanmasından karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. Tabi oyuncular oyunun stresiyle birlikte de o anda anlayamamış olabilirler. Olur. Halil İbrahim. Kerem çevirdi. Karşıladılar Muhammed. 3 dakika 7 saniye. Kerem çevirdi, karşıladılar Furkan. Circle'dan çıktılar. Olur, iyi pas. Ömer Anıl kaleciyi önde yakaladı. Kaleciden dönen pas. Ardından Kamil, onunla da yokladılar. Kaleciden dönen topun fırsatını değerlendiremediler. Şimdi serbest vuruş kullanacaklar. Süre durdu. Sanırım Necip'in ekipmanında bir problem söz konusu. Furkan kenara geliyor ve Müslüm oyunda. Zorlu bir ikinci dilimi geçiriyor iki takım. Ve şimdi Necip'in ekipmanlarını takmasının ardından oyun hareketlenecek. Bir daha ekipmanları çıkarsa kalecinin, yedek kaleci hazır olsun değiştireceğim uyarısında bulundu Mahmut Can Çilkız. Ve serbest vuruşu kullandılar Kamil. Onur. Kerem. Ömer Anıl. 2,5 dakika kaldı. Süre durdu. Yeşil kart gördü Onur. Nizip Zeugma sahada, bir kişi eksik. Zela. Müslüm. Ali. Bir kez daha Müslüm. Onun attığı iki gol. Celal'in çok şık golü. Skor 3-1. Polis gücü üstün. Muhammed topun kontrolünü sağlayamadı ve serbest vuruş kullanılacak. Tabi hücumda çoğalabilmek adına da 1 dakika 45 saniye kala Şamil kaleden ayrılıyor. Yerine ise Hasari Erdoğan oyunda. Kerem çevirdi, karşıladılar Muhammed. Kerem. Kamil. Out. Polis gücü. Maç böyle tamamlanırsa 41 puan olacak. Necip'e yeşil kart geldi. Orada gecirdikleri için de. Celal de takım arkadaşına doğru karar çık dedi. Müslüm ise sakatlık yaşıyor. Sağlıkçı oyun alanına davet edildi. Necip yeşil kart gördü. 13 saniye kala yeniden oyun alanında olacak. İki takım arkadaşı da birazcık gerildiler orada Necip ile Celal. Birazcık daha sakin olmaları gerekiyor. Şu anda da Müslüm ikinci sakatlığı sebebiyle oyun durdu ve sağlıkçılar o alanda müdahalede bulunuyorlar. Ve Muhammed Ali Kertil kaleyi koruyacak. Sağdan da bir kişi eksilecekler. Müslüm sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Onun yerine de kaleci Muhammed Ali Kertil kaleyi koruyacak. On üç saniye kalaya kadar bir kişi eksikler. Onur yeşil kart cezası bitti. Yeniden oyun alanında hücumda çoğalabilmek adına kaleyi boşalttılar. Bakalım neler olacak. Kerem. Artık galibiyete çok yakın. Polis gücü yeniden Selçuklu'yla puanını eşitleyecekler. Nizip Zeugma ise 21 puanla 5. sırada. Suruç'un gerisinde playoff'un
bir adım gerisinde kalacak gibi duruyor. Kalecine dönen top. Celal. Kerem. Penaltı korner beklediler ama penaltı korneri işaret etmedi hakem. Son 20 saniye. Celal. Ali. Serbest vuruş kullandı Ali İbrahim. Ali. Son 5 saniye, 4 saniye avantaj oynadı hakem Kerem. Ali İbrahim süre durdu sitik vurduğu için ve maç da bitti, sarı kartla bitirdi. Ali İbrahim Öztürk kazanansa 3-1'lik skorla zorlu bir maçı. Polis gücü olduğu puanını 41 yapıyorlar. Nizip Zevk Maysel 21 puanda kaldı. Zorlu maçtı. Geride bıraktık. Doruk Gökberi maçında görüşünceye dek herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Hoşçakalın.